Zaten 11'inde Türkiye'de bu vaka oldu. Ben 20'sinde rahatsızlaştım. 5 gün evde yattım. Komada yattım ben 5 gün evde. Sonra işte 5 gün sonra hanım rahatsızlaştı. Nasıl oldu? Nasıl? Ben anlamadım bile. Yani bu nasıl bulaştı? Nereden bulaştı? Biz girip sandık ama meğerse koronaymış. Pozitif çıktı. Şimdi tekrar test yaptırdım. İyiyim şu anda. Yani. 2 gün sonra beraber. Onu da bebeği de kaybettim. Hanımı da kaybettim. Mart'ın 20'sindeydi. İşte ben hasta oldum. 5 gün evde yattım ben. Çok fazla kas ağrısı yaptı. Bu dedikleri gibi ateş, işte öksürük, nefes alı hiçbir şey olmadı bana. Çok aşırı vücut ağrısı, kas ağrısı oldu bana. Ben 5 gün evde yattım. 5 gün sonrası eşim de aynı şikayetler onda da oluşmaya başladı. Daha fazla ama gün geçtikçe daha fazla oldu. İkinci günü ben bunu, o da rahatsız olunca bunu ben aldım gittim Derince Hastanesi'ne. İkimiz de test yapınca işte pozitif çıktı. Sonra bize yatış verdiler. Eşim orada daha fazla nefes ağırlığı oldu ona. Daha fazla kötü oldu. Nefes alamaz hale geldi. Onu hemen yoğun bakıma aldılar. Zaten ondan sonra süreç öyle acı süreçte devam etti. İşte bebeği aldılar. Bebek İstanbul'a gitti. Orada eşimi kaybetti. Sonra bebekten acı haber geldi. O süreç öyle devam etti yani. Ben kendime numara almasaydım o gün belki ben de ölmüş olacaktım. İyi ki de numara almışım. Ben tedavi gördüm 6 gün çıktım hastaneden. Çok şükür iyiyim şimdi. İyileştim. Atlattım çok şükür. Acısıyla şeyle tabii atlattık ağlayarak. Acım çok büyük. Daha mezarlığa gitmiş değilim. Gidemem yani şu anda. Toparlandım ama beyin tabii ne zaman toparlan bilmiyorum. Ben sağlık olarak, fizik olarak toparlandım Allah'a şükür. İlerledikçe daha iyi olacağım inşallah. İş yerim var. İşe veriyorum kendimi. Çalışmakta da günüm böyle kafa dağıtıyorum. İyi oluyor. Çok şükür yani halime. Sağlık Bakanı bile bas bas bağırıyor. Onu bile dinleyen yok. Parklarda adam güreş yapıyor ya. 10 kişilik, 5 kişilik gruplar orada güreş yapıyorlar, eğleniyorlar. Yani bana kimse bana bir şey olmaz diyorlar yani. Onun havasında da aslında öyle değil. Çok tehlikeli bir şey. Toz kadar bir şey ocakları yıkıyor. Yani aileleri söndürüyor. Öyle bir şey ama kimse şu anda farkında değil. Ben istiyorum ki herkes bu süreç geçene kadar evde kalsın. Bunu kimse pek dinlemeyen çok. Halen daha insanlar dip dibe geziyor. Eğlenmenin peşinde. İşte evlerde oyun oynamalar. 30 kişilik, 20 kişilik gruplar halinde. Kimse daha tehlikenin farkında değil. Kimin ocağı söndüyse onlar farkında. Tabii canım yani ben eşimin soğuk yüzünü göremedim. Hadi onu bebeğim doğdu benim. Bebeğin yüzünü hiç göremedim zaten. Bu kadar bir önemli bir şey ama kimse bunu kale almıyor. Yani bebeği göremedim. Benim o valiz bir ay arabamda durdu. Yani evime sokamadım o valizi. Çünkü eşimi ben kendim bindirdim. Beraber gittik. Gelirken çantasıyla geldim, ayakkabıyla geldim. Yani bu bir insana ders olması lazım. Şu anda çanta daha dokunamıyorum bile. Evde ama dokunamıyorum bile. Öyle bir acılar yaşadım. Herkese kolay geliyor, şaka geliyor. Bilmiyorum ne olacak. Başı satan bu tarafa, başı bu tarafa gelsin. Tamam. Allah için namaza, tabi niyetine. Allahu Ekber. Allahu Ekber.